değerli izleyicilerimiz bilginiz üzere Almanya'da çok sayıda vatandaşımızın kendi işletmesi var, esnaflık yapıyor. Pek çok alanda hizmet veren, pek çok sektör temsilcisi ve önemli işler yapan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız da tıpkı diğer insanlar gibi Almanya'da yaşayan diğer insanlar gibi esnaflar gibi büyük bir acziyetin içerisine düştü, sıkıntının içerisine düştü. Bunun yanı sıra Devletin vermiş olduğu Alman hükümetinin vermiş olduğu yardımlar, teşvikler, destekler de var. 31 Ocak tarihine kadar bu desteklerden yararlanmak isteyenler başvurabilir. Bu açıklama yapılmıştı. Bugüne kadar başvuranların yüzde 75'inin dosya incelemesinin tamamlandığı açıklandı. Bu işletmelerin geçen yılın aynı dönemlerinde yapmış oldukları cirolarının yüzde 70 ile 75'i arasında bir koronavirüs desteği veriliyor. Yine hükümet işletme sahiplerine 5000 euro yardım ile 10000 euro arasındaki avansı kasım ayı içerisinde biliyorsunuz ödemeye başlamıştı. Bu paranın tamamı önümüzdeki günlerde başvuran işletme sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bunun da bilinmesinde fayda var. Henüz başvuru yapmayanlar için vakit var. 31 Ocak tarihine kadar Koronavirüsle ilgili destek almak istiyorsanız başvurabilirsiniz. Almanya'da pek çok şirket, özellikle de büyük şirketler personellerini işten çıkartıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Lufthansa. Lufthansa'da yıl sonuna kadar 29.000 kişi işten çıkartılacak. Bakalım bununla ilgili ne bilgiler var? Maalesef üzücü bir durum yıl sonuna kadar 29 bin çalışanının işine son verileceğini resmi olarak açıkladı Lutansa. Şirket tarafından yapılan açıklamada şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkartılacağı ifade edildi. Ayrıca şirketin kendisine ait uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de elden çıkartabileceği yani satabileceği ifade ediliyor. LSG adlı bu kurumda da yaklaşık 7500 kişi çalışıyor. Biliyorsunuz Lufthansa'da çalışan çok sayıda vatandaşımız var. Tabi üzücü bir haber. Ancak hava yolları bu koronavirüs döneminde çok büyük zararlar yaptılar. Lufthansa'nın koronavirüs dönemindeki zararı değerli izleyicilerimiz 5 milyar 600 milyon avro olarak açıklandı. Yine görünen o ki önümüzdeki günler Almanya'da daha da sıkıntılı olacak. Bakın geride bıraktığımız Kasım ayı içerisinde Almanya'da 600 bin kişi işten çıkartıldı. 600 bin rakam bu şekilde devam ederse her ay 600 bin 600 bin Mart ayına kadar öyle bir tablo çıkacak ki yani e, çok sayıda insan artık işsizlik maaşı almaya başlayacak. Tabii ne derece mutlu olur o da büyük bir soru işareti. O nedenle koronavirüsün inşallah en kısa zamanda şu insanlığın yakasından düşmesini bekliyoruz. İnsanların psikolojileri bozuldu, ekonomileri bozuldu. Yani normal oturup bir arkadaşımızla kahve içmeyi dahi özledik. Ama bunu bir an önce gitmesi için insanlara bunun bırakılmaması gerekiyor. Ne demek bu? Daha sert önlemlerin alınması gerekiyor. İnsanların inisiyatifine bıraktığımızda maskeyi bile takmıyorlar. Birbirlerine gidip geliyorlar. Keyfe keder davranışlar içerisine giriyorlar. Bu da korona virüsü bitirmeyecek, daha da arttıracak. O nedenle hükümet eliyle daha sert tedbirlerin mutlak surette hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa o kahve içmeyi, arkadaşımızla oturup bir kahve içmeyi birkaç yıl unutabiliriz. Maalesef böyle bir tablo var. Merkel bir açıklama yaptı değerli izleyicilerim. Bakınız, yaklaşık 9 aydır etkisini sürdüren salgında nihayet tünelin ucundaki ışığı görüyoruz dedi. Çok sayıda aşının kullanılmasına kısa sürede geçilecek. Virüsü adım adım yeneceğiz. Ancak yine de tedbiri bırakmayalım. Çünkü salgına karşı verilen mücadele daha aylarca sürecek. Şimdi Merkel bir taraftan diyor ki tünelin sonundaki ışığı görüyoruz diyor bir taraftan da diyor ki aylarca bu mücadele sürecek. Ya ışık falan yok. Bunların hepsi psikolojik, halkı rahatlatmaya yönelik açıklamalar. Günde 600 kişinin 700 kişinin öldüğü bir yerde, vaka sayısının 20 binleri geçtiği bir yerde durum vahim demek. Çünkü alınan bu tedbirlere rağmen ben de bunu moral bozmak için falan söylemiyorum. Yani burada Merkel'in konuşması, açıklaması psikolojik bir rahatlama olsun diye yapmış olduğu bir açıklama. Devam ediyor. Bakalım neler söylüyor Merkel. Merkel, federal ile eyalet hükümetleri arasında önemli ve uyumlu bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade ediyor. Şirketlere sonsuz mali yardımın yapılamayacağını, gelecek yılda borçlanmayı sürdüreceklerini ifade ediyor. Salgın başladığında buna karşı koymak için mali gücümüzü seferber ettik diyor. Yoksa salgının hem mali hem de sosyal maliyeti çok yüksek olacaktı. Şirketlerin batması önlendiği gibi milyonlarca kişinin de işini koruması sağlandı. Biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz Almanya dünyada koronavirüsle mücadeleyi diğer ülkelere göre daha iyi yapıyor. Daha organize olmuş vaziyette. Tabi bunun da temel nedeni ekonomisinin çok çok iyi olması. Para var aşı alıyor. Para var esnafa vatandaşına para veriyor. İşsiz kalanların maaşını ödüyor. Bu nedenle hayat daha kolay. Bu da şöyle bir sonucu çıkartıyor. Sosyal devlet işte böyle zor zamanlarda vatandaşının yanında olmasıyla ortaya çıkıyor. Öbür türlü sözde şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz deyip vatandaşın cebine para koymadığın zaman ne yiyecek, taşmayacak mı yiyecek bu? O nedenle Almanya bu işi daha organize yapıyor. Ki ekonomisi bu kadar güçlü olmasına rağmen günlük vaka sayıları 20 binleri geçiyor. 600'leri geçen hayatını kaybeden insan sayısı. Diğer ülkeleri düşünün. Almanya Başbakanı Merkel koronavirüs aşısını bulan Profesör Doktor U Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında da bir açıklama yaptı. Bakalım Merkel iki bilim insanı hakkında neler söyledi. Merkel Aşıyı bulanlardan birinin göçmen Türk çocukları Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci olmasından ve Biontech ile Pfizer'ın aşı için bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutluyum demiş. Ve Merkel Türklerle ilgili de bir açıklama yapıyor bakalım ne diyor Merkel. Ve Merkel Türklerin düğünleriyle ilgili bir açıklama yapıyor. Katılmış olduğu bir radyo programında söylüyor bunları bakalım. Bizim düğünlerimizle ilgili Merkel ne düşünüyor? Kim düğününden sonra akrabasının ağır hasta olduğunu duymak ister ki? Bunlar yaşanıyor. Türkiye'de aileye ne kadar değer veriliyor biliyorum. Ancak büyükleri özellikle korumak gerekiyor. Toplumda bağışıklık kazanılsa bile bir süre daha sevdiğimiz insanlarla mesafeyi korumak zorunda kalacağız. Yani Merkel'den Türklere mesaj var. Merkel diyor ki tamam diyor düğünleriniz var. Kına geceniz var. Nişanınız var. Kısır gününüz var. Altın gününüz var, var, var diyor. Bunlarla ilgili ancak bunlar yapıldıktan sonra da insanlar koronavirüse yakalanıyor diyor. Bakın bundan yaklaşık iki ay önce izleyenler hatırlayacaktır. Berlin'de normal şartlar içerisinde 50 kişinin katılması gereken bir düğüne bin kişi katılmıştı. Hatırlıyorsunuz emekli TV'yi takip edenler hatırlayacaktır. Ve bu düğünden sonra gelin, damat, gelinin annesi, damadın annesi, babası toplamda bir hafta içerisinde 310 vatandaşımız korona virüse yakalandı. 310. Merkel bunu söylüyor. Diyor ki, diyor aile bağlarınız ve düğünlerinizin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz diyor. Ve bu düğüne katılanların pek çoğu değerli izleyicilerimiz başkalarına da bulaştırdı. Sadece düğüne katılanların 300 onu Berlin'de. Şimdi tablo böyle bir tablo varken Merkel'in bu açıklaması bence çok normal. İlginç bir şey bu düğüne yapan daha doğrusu gelinin annesi de şöyle bir açıklama yapmıştı. Davul zurna çalınca millet kendisini tutamadı, oynamaya başladı diye açıklama yapmıştı. Sanki davul zurna ekibini ben çağırdım. Yine bu gelinin annesinin diğer bir açıklaması. Ankara havaları çalınca herkes kendini piste attı diyor. Ve devam ediyor diyor ki hiç kimse diyor sosyal mesafeye falan dikkat etmedi diyor. Sanki düğünü o bin kişi ben çağırdım. Ankara oğlanı ben çaldım. Davul zurna ekibini ben getirdim. Hadi oynayın dedim. E ne bekliyorsun davul zurna ya da hareketli müzik çalışı ne yapacak bunlar? Oraya gidenlerin de zaten başlı başına bir sorumluluğu var. Onlar evine getirdiler. Sabah işe gittiler. işindeki arkadaşına bulaştırdılar. Otobüse bindiler, bulaştırdılar. Markete gittiler. Oradaki kasiyere ya da karşılaştıkları arkadaşlarına ona buna bulaştırdılar. Yayıldı. Sonra da gelin annesi diyor ki Allah Allah tutamadılar diyor kendilerini. Ne bekliyordur? Be, masaya mı kitleyecekler onları? Ke, Kelepçeleyecekse oynayacak tabii ki. Gelmiş zaten bunun adı korona düğünü. Bile bile korona olmaya gelmişler o düğüne. Onun için Merkel böyle bir açıklama yapmış bence çok nazik konuşmuş. Akıl var, mantık var ya. 50 kişi katılabilir deniliyor. bin kişiye davet gönderiyorsun. Bir de bu dönemde niye düğün yaparsın arkadaş? Ya gerçekten merak ediyorum niye düğün yapıyorsun? Ne oldu yani? Korona halayı kurdun, korona halayı çektin. Hastaneye düşenler var, entübe olanlar var. Bakın o düğünün en az 3-4 bin kişiye korona virüsü bulaştırdığı düşünülüyor. Sadece düğüne gidenler değil ki onların bulaştırdıkları insanları da saydığınızda 3-4 yani ne oldu yani? Berlin ne oldu yani? Herhalde herkes bağışıklı kazansın diye herkesi çağırmışlar. Herkes bulaşsın, bağışıklı kazansın. Sürü bağışıklığı deniliyor biliyorsunuz ona. Berlin'de ne kadar Türk varsa onları da çağırsaydın eksik yapmışsın. Ondan sonra da Merkel niye böyle bir açıklama yapıyor? Allah Allah. Merkel dalga geçiyor aslında bizimle. Tamam diyor, düğünleri biliyoruz da diyor, yapmayın diyor. Bir de bu dönemde yani düğünün yapılması gerçekten çok saçma. Ya ne oluyor? Gelin mi kaçıyor kardeşim? Damat mı kaçıyor? Biri kovalıyor? E bekle bekle bu iş çözülsün.